Herkese merhaba. Bu videomu yine kanalımdan bana ulaşan yurt dışından bir YouTube kullanıcısının, ve Renault araç kullanıcısının talebi üzerine çekiyorum. Bu kişi GPS sinyalinin aracında olmadığını ve buradaki şu saatin doğru çalışmadığını ve arabayı stop ettikten sonra tekrar start ettiğinde burada kaldığı yerden devam ettiğini söylemiş. Tabii GPS sinyali olmadığı için ve saat de GPS'ten kendisini düzelttiği için Tabii ki bu değer değişmiyor. Hani onun problemi GPS sinyali düzelirse ortaya çıkacak. GPS sinyalinin olmayışının birkaç nedeni olabilir. Ama en büyük ve en yüksek olasılıklı nedeni GPS anteni ile bu ana cihaz arasında bir sıkıntı olmasıdır. GPS anteninin değişimi gerekebilir. GPS anteni farklı Renault araçlarda ve farklı hatta diğer araçlarda farklı yerde olabilir. Peki GPS anteninde sıkıntı olup olmadığını nereden anlarsınız? GPS sinyalini kontrol ederek. GPS sinyalini de developer site üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Bu videoda bu developer sitetan bunu nasıl kontrol edildiğini göstereceğim ben. Öncelikle developer site'a girmeniz lazım. Menü multimedya ayarlar fotoğraf diyorsunuz. içerisinde debug klasörü olan dbg enable lg dosyasını içeren usb'mizi takıyoruz aygıt bağlanıyor diyor bir kez sol üst köşe ve sonra alt tam okumadan yapmış olabilirim bir daha deniyorum Evet. Developer site menüsüne geçtikten sonra buradan Engineer moda giriyoruz. Bu Engineer modda bir sürü ayar var. Mikon versiyonu var. HV versiyonu, SV versiyonu, yani bir sürü değer var. Bununla birlikte bu değerlere ek olarak burada gördüğünüz internal check, external yani iç kontrol, dahili kontrol, harici kontrol, ADC level e, kontrolü, GPS test, EMFM TMC test, DAP DMB test. DAP bizde yok dijital radyo bu. Bluetooth wireless test. RVC LCD ANC test, gyro acceleration test, WiFi RX TX test. Bu engineer mod gayet tehlikeli. Onun için sadece gösterdiğim yere girin. Yine bunu girerken de tabii yanlış yapılan işlemlerden işlemi yapan kişi kendisi sorumludur. GPS testi ben sadece göstereceğim ki GPS sinyalinin olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Evet burada gördüğünüz gibi şu anda GPS sisteminin GPS anteninin Trakladığı uydular bulunuyor. Uyduların numaraları bulunuyor burada. Yani GPS sinyali var şu anda aracımda. Eğer sizin GPS anteniniz arızalı ise işte o yüzden GPS'e bağlanılamadı. GPS değeri yok, haritaya bağlanılamadı. Bu tarz hatalar alabilirsiniz. Bu durumda GPS anteninizi değiştirmeniz lazım. Yani bunların hiçbirini görmeyeceksiniz eğer GPS anteninizde bir problem varsa. Tabi sadece GPS anteninde problem olmayabilir. Kablosunda, bağlantı yerinde ve cihazda da olabilir problem. Gördüğünüz gibi siyah, kırmızı, mavi renklerle uydulardan alınan sinyaller görülebiliyor. Burada da seviyesi var. 50, 40, 30, 10 diye bar var. Alt tarafta da sanırım numaraları var. Bu güne göre değişiyor olabilir. Dediğim gibi bu engineer mod. Tehlikeli bir mod. Buna şu şekilde bastığınızda çıkış preferences. Mesela bu software ile alakalı şey var. Yanlışlıkla dokundum buna. E, verileri vermiş. Şuna bastığımızda da periyodik update bilmem bir sürü burada ayar var. Yani merak eden arkadaşlar burayı da açabilir ama ben hiçbirini değiştirmenizi tavsiye etmem. Daha sonra yani istemediğiniz böyle sıkıntılar çıkabilir GPS sisteminizle alakalı. Onun için bence denemeyin. Yine UBX log file diyor. Bunda bir şey çıkmıyor. Yani bu şekilde eğer GPS anteninizin sağlam olup olmadığını ve GPS sisteminizde uyduya uydu ile iletişimin olup olmadığını daha doğrusu bir uydudan sinyal alıp almadığını anlamak istiyorsanız bu menüye girebilirsiniz. Dediğim gibi engineer mod tehlikeli bir menü. Burada görmek istediğiniz bir şey varsa bunun testini yaparken çok dikkatli olmanız lazım. Ben tavsiye etmem hiçbirini açmayın bunların. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.